Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin nadide bölgelerinden olan Muğla, Milas'ta programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle bu bölgede taşınma konusunda çok fazla sirkülasyon olduğunu biliyoruz, turizm beldelerimizden bir tanesi olduğu için. Peki bu konuda taşımacılık anlamında kime, kimlere güveneceğiz efendim? İşte bu bölgede bu işin ustası Nazım Bey ile beraberiz. Nazım Denk bizleri bugün işletmesine konuk etti. Nazım Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? İyi. Bizler de iyiyiz. Burada sizlerin güler yüzlerinize çok daha iyi olduk. Öncelikle kaç yıldır bu işin içindesiniz, taşımacılık sektörü? 15 senedir ben bu işin içindeyim. Kendi markamızı kuralı ne kadar zaman oldu? 7 sene falan oldu. 7 yıldır da kendi markam üzerinden, 7 yıldır Milas bölgesindeyiz değil mi? Milas bölgesindeyiz, evet. Peki bir evi taşırken öncelikle niye sizi tercih ediyorlar? Şimdi bu bölgede çok seviliyorsunuz, tercih ediliyorsunuz. Niye sizi tercih ediyorlar? Biz bu bölgede kurumsal bir firma olduğumuz için önce güven sağlıyoruz. Ondan sonra müşterinin tabii memnuniyet bu işin içinde olmazın olmazıdır. Özellikle de sağ olsun bizi iş veren, işi yaptıranlar memnun kaldığı sürece bizi tavsiye üzerinden öyle uzattık. Ta bugünlere kadar geldik. Şimdi taşımacılık işinde en önemli faktörlerden bir tanesi bence güvendir. Çünkü aynen, evimize, eşyalarımıza emanet aynen ediyoruz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Tabii adam şöyle, işi çağırdığı zaman biz gidiyoruz. Kimi bize anahtar teslimi yapıp öyle evini bırakıyor. Biz de ona göre güvenliğimizi alıyoruz. Sonra müşterinin güvenliğini alıyoruz. Onun için güvenliğin en ön planı tutuyoruz yani. Şimdi tabii ki yine de az önce söylediğimiz gibi aslında eşyalarımıza emanet ediyoruz size. Eşyalarımızı nasıl bir taşıma sistemi yapıyorsunuz? Sarıp sarmalıyorsunuz? Ne gibi evet, ürünler tabii, kullanıyorsunuz? Tabii. Önce eve gidiyoruz. Toplamalı ise o gün, eşyamız toplamalı ise ona göre malzememizi götürüyoruz. A'den Z'ye komple paketleyip topluyoruz. Gittiğimiz öbür tarafta da aynı eşyamızın evin içine koyuyoruz. Mal sahibi bir oradan olmasa bile hangi odada hangi eşya montajı sağlayacaksa o eşya orada sağlıyoruz. Oradan kırılacak o eşya olur, değerli eşya olur. Onların elimizden geldiği kadar kalite iş yapmaya çalışıyoruz. Bir evde bazen bizleri en çok yoran şey taşıma konusunda eşyaları paketlemek, kolilemek, özellikle mutfak eşyaları biz kadınları çok yoruyor. Bu konuda siz yani mutfak eşyalarımızı vesaire de mi toparlıyorsunuz? Tabii o müşteri isteğinin üzerinde biz ona göre toplamaya çalışıyoruz. Yani evdeki A'dan Z'ye bütün eşyalar. Kendi özel bayanlarımız var. İşi yapmadığı bir gün önce bayanları götürüyoruz. Mutfak eşyaları da olsun, kıyafetler olsun. Ona göre kıyafetler karışmasın. Özellikle bayanları sevmediği şey kıyafetleri karışmasın diye ona göre biz dolaplarımız var, götürüp askılarımız var, o askılarla dolapların içine asıyoruz. Bayanlar orada kapkaşlıktır, tabakları falan gazeteyle falan özellikle özen göstererek toplayıp paketliyoruz. Özellikle biz hanımları dediğiniz gibi gardırop sistemi çok etkiliyor. Ben mesela taşınırken özellikle taşıma şirketlerine bunu soruyorum. Gardırop sisteminiz var mı? Çoğunda da yok. Tabii, tabii. Yani sizlerde gardırop sistemimiz de var. Bu çok güzel bir sistem. Aynen. Direkt dolabınızdan eşyaları bir vakum aynen sistemiyle alıp bir gardıroba yerleştiriyorlar. Aynen. Aynı düzende. Aynı düzende de oradan aynı dolabı kurduktan sonra, dolap montajı yaptıktan sonra aynı düzende elbiseleri tek tek asıyoruz. Karışma olayı olmuyor. Yani eşyalarınız bir önceki evden çıktığı gibi diğer eve. Bayana da orada bir destek çıkartmaya çalışıyoruz. Bu gardırop sistemleri özellikle dediğim gibi çoğu taşıma şirketi kullanmıyor ama kullanmanız harika bir özellik. Bizde mevcut. Peki eşyalarımızı taşıyacak bir evimiz yok ya da bir süre tayinimiz çıktı, şehir değişikliği yapmak zorundayız, eşyalarımızı farklı bir eve taşıyamayacağız. Böyle bir durumda bize ne gibi bir hizmet sağlıyorsunuz? Depo şansımız var sanırım. Evet, depomuz var. Müşteri geldiği zaman önce depolumuzu gösteriyoruz. Çünkü sonuçta bu insan bize malını teslim edecek. Mal ambalaj yaptığımız veya saklayacağımız, koyacağımız yeri önce bir müşteriye gösteriyoruz. Gelip bakıyor. Hem oradan gelmişken bir kahvemiz, çayımızı da içiyoruz. Öyle de yapıyoruz. Sonra yeri baktıktan sonra beğeniyor. Biz de ondan sonra gidiyoruz. Eşyasını alıyoruz. Ama bir ay olur, ama dört ay olur, ama bir sene olur. O eşya kendi depomuzda nem olmadan, hiçbir zarar görmeden orada ambalajlı şekilde duruyor. Müşteri tarih verdiği tarih bittiği zaman bize bir telefonla alo dediği zaman eşyası olduğu gibi kapısına kadar gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Türkiye'nin neresinde olursanız olun özellikle taşımacılık konusunda güvenilir bir markayla anlaşmanız, özellikle yeni sisteme, yeni çağa ayak uyduran sistemlerle çalışan bir taşımacılık şirketiyle çalışmanız hem eşyalarınızı daha güven altında tutar hem de sizlerin işlerini kolaylaştırır. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.